Ne zaman geldi Ahmet'e bu haber? Sen biraz önce demiştin ya. Dün geldi. Evet. Ben dün gittim. Oran Hasan aradı beni dün. Hasan oğlum aradı. Hasan'ı aramışlar. Evet. Şey, Mustafa. Şu anda ulaşamamışlar. Ulaşamamışlar. Evet. Şimdi Zonguldak'a gidiyor dedi. Demiş Cemil'e de. Satı. Evet, evet, evet. İnşallah ailesiyle ulaşır ya. Ulaşır. Gemi oluşmuşlar da gemide bakmamışlar. Ta gemiyi. Dalmışlar girememişler. Girememişler daha. Tamam oldu. İnşallah başarıyla ulaşır. İnşallah. Evet. Gemide çalışıyoruz. Ben buçuk bir yaştan beri gitti gemi İstanbul'a gitti. Orada gemi girdi. Gemilere. Köye geldikleri yoktu hiç. Bu sene kadar, bu sene gelecek oldu. Gelemediler. Onlardan gelmedi. Ben benim oğlumla, oğlumu aramışlar başkası. O söyledi. Etmem ya, o bakıyordu yer kadar bana. Köye geldiği zaman parasını, numarasını verdi bana. Yani size yardım dedi. Yardım ediyordu ya, çok ediyordu o. Peki ölü veya sağ gibi herhangi bir haber geldi mi size? Daha gelmedi. Daha gelmedi. Bekliyor musunuz? Bekliyorlar şimdi, bekliyoruz. Haber gelecekse bekliyorum. Sevdiğimiz bir arkadaştı. Senelerce aynı şirkette de çalıştık. Usta gemici olarak görev yapıyordu. Haberini aldık. Dün akşam haberini aldık. Haberlerde böyle geminin limandan çıkarken mendireye vurup ikiye bölündüğünü duyduk. Bir arkadaşımızın cesedi çıktı. Bunlara da daha ulaşamadık. Bunlar da büyük ihtimal geminin kamerasında mıydı artık? Onu bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah hayırlı bir haber gelecek yani. Bekliyoruz yani. Sevdiğimiz bir arkadaştı yani. Büyük üzüntü içindeyiz. Ailesi var. Ailesi var. Oğlu var. Evli kızı var. Oğlu bekar. Aşağı yukarı senelerce diyeyim bir 30 seneden beri Yakacık'ta ikamet ediyor. İstanbul'u Yakacık'ta ikamet ediyor. Oradan hala ev aldı. Orada duruyorlar. Yazlarda köye geliyorlar. Köye. Abilerini görmeye, köyümüzü ziyaret etmeye geliyorlar yani. Çok sevdiğimiz birisi. Efendi bir arkadaşımız. Ağrıbaşlı. Ondan sonra saygı, sevgi bilen bir arkadaşımız. Yani bizi şok etti. Çok üzgünüz yani. Böyle bir sevdiğimiz arkadaşını kaybetmesini bizi çok etkiledi yani. Ben kaptanım ben. Gemide kaptanım. Kaptan olarak şu anda bilgilere göre ümidi kesmiş bulunmaktayım yani. Çünkü olayı her şeyi biliyorum ben. Oralara çok çalıştım. Oradaki olayı da biliyorum. Şu anda sağ çıkacağına kanaatinde değilim yani. Kaptan Rusya'dan gelmiş, liman içi girmiş. Liman içinde birinci çapayı atmış, kestirmiş. Tek çapa üzerinde kalmış. Onu da kestiririm diye sahile vurarım hesabı, sakatlık yaparım diye liman dışına çıkıyormuş. Liman dışında çok büyük dalgalar olduğundan 90 kilometre, 100 kilometre hızla esiyor. Bu dalgalardan gemiyi limandan çıkarken bordadan demek o dalgalara kaptırdı. Allah selamet versin mendilenin üzerine. Orada da gemi ikiye bölünmüş yani. Evet, arama çalışmalar sürüyor. İnşallah başarıyla yine de tam anlamıyla kesmiş değiliz. İnşallah bir yerden iyi haberimiz gelir. Bekliyoruz yani. İnşallah gelsin. Gelsin diye bekliyoruz yani inşallah. Zonguldak'ta batan gemideki Cemal Türen kaptanımız Doğan Yurtlar'ın çok sevdiği bir arkadaşımızdı. Benim de çocukluğu arkadaşımdır. Kardeşi belediye meclis üyemizdir. İnşallah kendisine en yakın zamanda ulaşılır. Kullandığı gemi Rusya'dan geliyordu. Havaya tutulunca Zonguldak Limanı'na girmeye çalışırken gemi batıyor. Şu anda arama çalışmaları devam. Battığı yerde gemi şu anda bulundu. İnşallah bir iki güne kadar belki kendisine ulaşma durumu olur diye bir ümit içindeyiz. Şu anda çocukları Zonguldak'talar, Cemal Türen kaptanımızın çocukları Zonguldak'talar. 2-3 saat önce aldığım haber, geminin batık olduğu yerde ulaşıldı.
geminin batık olduğu yerde şu andaki kaptan ve mürettebatını arama çalışmaları başladı. Tahmin ediyorum en az 30 yıldan fazladır. Yani diğer bir şey 3-4 ay oluyor, hanımını kaybetti. Yani acılar üstüne acı. Yani ailevi olarak bir zor durumdalar. Annesi de şu anda belki haberde bitkisel hayat durumda. Yani aile böyle bir zor günler geçiriyor. Allah'ım kolaylık versin, sabır versin. Cemal kaptanımız aşağı yukarı her yıl yaz aylarında İstanbul'da oturuyordu, Kavacık'ta. Çoluk çocuğu da orada oturuyor. Kendisi ilçemizde sevilen, ayrı müstesna yeri olan bir arkadaşımızdı. Yani kişilik olarak karakterli, iyi bir şahsiyetti. Ölenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Ümitle bekliyoruz. Başta ailesine olmak üzere tüm doğa yurtlara sabırlarının, metanetinin artmasını diliyorum. İnşallah ne diyelim bu saatten sonra? En çok istediğimiz şey o hayırlı haberi beklemek. Ama umutlar her geçen saat daha da azalıyor.